talebelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız hep yarım kalıyor, yarım. Yolumuz yok, izimiz yok. 20 bine yakın nüfusumuzdur, yolların çoğu bozuk. Yolumuz yok, yol istiyoruz Sayın Başbakanım. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 mahalle sakini pankartlarını hazırladı, soluğu asfaltsız, bozuk ve çamurlu yollarda aldı. Genci yaşlısı, yaklaşık 300 yurttaş bozuk yolları protesto etti, yetkililerden asfaltlı yol istedi. Okullara varınca üstümüz başımız ne, böyle servis şoförü olur mu diye bize okuldan tepki gösteriyorlar. 7-8 kilometre yerimiz bizim, hiç aynen ama bu şekilde, çakıl dahi yok. Yani bu iş böyle olmaz. Bizler Yenidirce, Çorakdere, Kumral, Susuz, Belalan, Osman Deresi, Darıçay ve ismini sayamadığımız onlarca köylülerin 20 bin nüfuslu vatandaşlarıyız. Bir an önce asfalt yol yapımının sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na defalarca dilekçe gönderen yurttaşlar yetkililerin sessiz kalmasına öfkeli. Fen İşleri bizi alay alarak isterse Cumhurbaşkanınız gelsin, isterse Periştahınız gelsin, bizim elimizden geçiyor. Biz o dereye yatırım yapamayız diyerek bizi ofisine dair almamıştır. Yurttaşlar yetkililerden yolların bir an önce asfaltlanmasını istiyor. Çocuklarımız dere yataklarından atlayarak okumaya, eğitim görmeye gidiyorlar. Bu çocukların sıkıntısı ne? Bu çocukların suçu ne? Hastalarımızın suçu ne? Bir acil hastamız olduğu zaman bu acil hastamız en yakın durağın mıntıkası var. Buraya da götüremediğimiz zaman yolda can veriyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıyorsak bizlere görür ve sesimizi duyarsınız.